Geçen günlerde 2,5 yıllık ilişkilerini nikah masasına taşıyan ünlü oyuncu çift Cansel Erçin ile Zeynep Tuğçe Bayat hafta başı Nişantaşı'ndaydı. Balayı nasıl geçti? Yaz nasıl geçti sizin için? Ya biz balayı yapmadık aslında. Cansel de zaten çalışmaya başlıyor. Ondan çok da bir vaktimiz yoktu. Öyle bir iki günlük tatil gibi. Yoğun dizi çalışmasına gireceğim şimdi yakında. Sol yanım. Bu yüzden şu anda balayı bir de korona da var tabii ki. Ondan. Zeynep Tuğçe Bayat geçen hafta verdikleri bir röportajda Cansel Erçin'le haklarında çıkan bir aşk haberinin ardından beraber olmaya başladıklarını itiraf etti. Öyle oldu biraz aslında. Biz çünkü böyle bayağı kalabalık bir arkadaş grubuyduk o gün. Sanki biz ikimiz baş başa çıkmışız ve bir şeyler olmuş gibi yazıyordu ki. Ya eğlenceli oldu ya. Evet hani komik yani bizim için komik bir yani tatlı bir anı olarak kaldı. Tabii ki şey değildik yani görüştüğümüz sevgili değildik evet. Bu haberlerden sonra. Çok acayip. Yok biz arkadaş yani, olarak görüşüyorduk. Bizim ortak arkadaşlarımız var. Yakışıklı oyuncu Bayat'a nasıl evlenme teklif ettiğini anlattı. Evlilik teklifi kendiliğinden gelişti. Sahil kenarında ben de böyle bir deniz kabuğu buldum. Evlenme teklifinden. Daha öncesinde tabii küçük bir hediye yapmıştım ama o öyle bir şey. Ben sana evlenme teklif ettim, sen beni ciddiye almadın dedi. Ben de hani... Anladınız mı? Ya bir de ben de Fransızca teklif etmiştim havalı olsun diye ama. Öyle oldu yani. Eğlenceli, konu güzel. Anı yaşıyoruz. Sahilinizde bir de mimarisinin parçasındasınız ondan olabilir yani. Çok sağ olun. Ünlü oyuncu çift mutfakta yardımlaştıklarını belirtti. İkimiz de yapıyoruz. Kimi zaman, ya bu birlikte yaşayan insanların birbirine yardımcı olması. Kim daha o gün az yoğunsa, çünkü yemek vakit alan bir şey. Zor da bir şey evle ilgilenmek. Kim daha uygunsa o yapıyor. Öteki ona yardım etmek gibi değil de ikimizin de görevi olarak görüyorum. Zeynep Tuğçe Bayat bu sırada ev işlerinin sadece kadının göreviymiş gibi yansıtılmasına da tepki gösterdi. Eşiniz size yardımcı oluyor mu yemeklerde deyince sanki asli görevi bir kadının yemek yapmakmış gibi oluyor. Yani kadın yeri mutfak değil yani. Öyle bir şey, öyle bir bana var ya. Bunu ondan... da demeye çalışmadığınızı ya, biliyorum. Sadece evet. Hani ekstra bir hassasiyet gösterirsek size çok görev düşüyor gibi düşünüyorum. Ama biraz daha diyor hani hani daha böyle... Anladım. Hassas olabilir. Evet yani konularda. Aslında hiç öyle niyetiniz de o değildi yani. Çok ama işte yani... Zaten ikiniz de aynı anda sorun. Işte değiştirmek istiyoruz bazı şeyleri. Anlatabildim yani madem bize söz hakkı veriliyor biz de böyle... artık böyle biraz böyle değiştirelim ya her şeyi. Bu çok iyi aşçılar var erkek, çok iyi aşçılar var kadın. Ben elimden geleni yapıyorum mutfakta. Şimdi bazen yemeği o yapıyor, bazen ben yapıyorum. İşte temizleme şey yapmak onun bazen zaman oluyor, o yapıyor. Bazen ben yapıyorum ama işte kadın erkek. Her şeyi ortak yapıyoruz. Ortak yapmaya çalışıyoruz yani insanları hani şey yapmak lazım yani biraz böyle empati kurmak lazım. Yani sabahtan akşama kadar yatıp kadının yapması bence doğru bir şey değil yani işte. Bence de değil. Veya erkeğin yapması da doğru değil. Yani herkes birbirine bir şey yapmış. Ortak. Her şey. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.